Herkese merhaba. Velospit.net pratik bilgiler videosuna hoş geldiniz. Bugünkü projemizde atölye veya ev ortamında en kolay şekilde cam nasıl delinir konusuna değinmeye çalışacağız. Gelin dilerseniz hemen başlayalım. Atölye veya ev ortamında cam delebilmek için öncelikle birkaç tane alete ihtiyacımız var. Burada görmüş olduğunuz bu üzeri elmas tozuyla kaplı gravür uçlarından temin etmeniz gerekiyor. Bunları internetten çok ucuza bulabilirsiniz. Bugün size cam delmek için 3 farklı yöntem göstereceğim. Burada görmüş olduğunuz bu freze tezgahı veya sunlu matkap tezgahı ile dikey işlem yapan tezgahlarda cam delmesini göstereceğim. Aynı zamanda burada gördüğünüz bu şarjlı vidalama ile cam delmeyi göstereceğim. Ayrıca bu gravür aleti ile cam delmeyi göstereceğim. Gelin şimdi derseniz başlayalım. Kalınca bir kumaş koydum ki yumuşak bir zemin oluştursun. Çünkü işmeli doğrudan malzeme üzerine baskı yapacak ve camı kırma ihtimali var. Dolayısıyla böyle hafif yumuşak bir yatak oluşturdum. Böyle bir oyun hamurundan küçük bir havuz yapacağım ve içerisini onun suyla dolduracağım. Kesinlikle kuru delme işlemi yapmıyoruz. Elmasın sürekli ıslanması gerekiyor. Delinecek yüzeyin sürekli ıslanması gerekiyor. Bu hem elmas çubuğu koruduğu gibi aynı zamanda malzemenin ısınıp çatlamasını engelleyecek. Ben şöyle içini suyla dolduruyorum bu havuzun. Delme işlemi yaparken sabırlı olmak ve basınç uygulamamak gerekiyor. Bırakın kendi ağırlığıyla elmas yavaş yavaş camı delmeye başlasın. Şimdi tezgah çalıştırıyorum. Delme işlemini yaparken aceleci davranmayın çünkü camın çatlaması çok muhtemel. Bırakın elmas kesici uç yavaş yavaş kendi işini yapsın. Gördüğünüz gibi şarjlı vidalamayla delmek birazcık daha uzun sürecek çünkü bu vidalamaların debri çok düşük. Ama burada da gördüğünüz üzere gerçekten yavaş yavaş da olsa elmas uç camın içerisinde ilerliyor görüyorsunuz. Ben size bir de gravür aletiyle delmeyi göstereceğim. Ben elmas ucumu burada kamçının ucuna taktım. Şimdi bunu yavaş yavaş deleceğim. Tabii ki bunu delmek şarjlı vidalama ile delmekten birazcık daha kolay. Çünkü çok daha yüksek devirleri, 30.000 devirleri çıkıyor bu. Gördüğünüz gibi ne yapıyorum? Önce birazcık eğimli tutup cam üzerinde iz oluşturduktan sonra yavaş yavaş kalemi dikeltmeye başlıyorum. Dik bir şekilde camın içerisinde elmas uç ilerleyecek. Ayrıca delme işlemini yaparken de oval yuvarlaklar çiziyorum ki camın üzerinde daha rahat bir kesme işlemi yapsın diye.